Üniversiteye başlamadınız daha değil mi? En çok neler dinliyorsunuz çevrenizde yani? En arkadaş çevrenizde onu ben merak ediyorum. Yüksek sadakat dinliyoruz. Yok, yüksek sadakat geçersek ne en çok tercih ettiğiniz müzikler ne? Neler dinliyorlar? Yani genelde rock'n'roll tarzı, Elvis Presley, Beatles. Hmm. Yani genelde o tarz dinliyoruz. Güzel. İşte Steelheart falan. O günlerin bir grubu da var galiba. Aynen, Demonte adında bir grubumuz var. Demonte. Evet. Ha şey iyiymiş. Sevdik. Düşünelim. Grubun ismi. Tamam. Tescil ettirdiniz mi? Herhalde ettirmemiz gerekiyor. Evet, tamam. Bunu söyledikten sonra artık söylemek. Çünkü şey yani. Çok güzel isimmiş ya. Çok... Demonte hani biz Demonte. Doğru düzgün hiçbir araya gelemiyoruz. Ya bakçımız gelmiyor ya bakışçımız gelmiyor. Onun için Demonte. Yani. Evet. Ama konserlerde falan iyi oluyor. Peki konser verdiniz mi şimdiye kadar hiç? Verdik. Nerelerde, nasıl konserler verdiniz? Çeşitli festivallerde verdik, çok okul şenliklerinde verdik. Hadi bakalım. Bazı barlarda çıktık, isim verdiniz. Önemli değil, devam etmeyi de düşünüyoruz inşallah. Sen bu yaşta nasıl barda çıkabiliyorsun? Yaşım 18 yani, doldurdum. Oldun mu? Oldu. Ay şöyle pardon, bir şey açıklamak istiyorum. Biz küçükken lise 4 sene değildi. 3 seneydi. Biz genelde mezun olduğumuz zamanlar 17 yaşında falan mezun oluyorduk. Hatta 16 yaşında doğru, mezun olmamız bile var. Onun için ben karıştırdım yani benim hata. Ben bir de sizle konuşurken belirtmek istiyorum. Yani sözleriniz harikulade. Bir de babam ameliyat olduğu sırada o babamın evinde durmadan dinliyordum. O yani beynime kazındı. Peki baban iyileşti mi peki? İyileşti şu anda. Maşallah. Maşallah. Zaten şey hani Uğur abi mesela şey demişti bir önceki yayınlarda. Hani ben evde müzik yapılırdı, dinlenmezdi, provalanırdı falan. Benim annem de müzisyen yani o konuda Uğur abiyle biraz kendimi özdeştiriyorum. Serkan abi Beatles dinliyor ilk başta. Ben hepimiz Beatles'ı çok severiz. Dinleme başladım yani. Siz de epey bir kendimi özdeştiriyorum. Yemesem de. Estağfurullah. Hepimiz aynı yollardan geçiyoruz aslında. Çok da farklı değil yani maceralarımız. Evet. Bir şekilde müzikle kesiştikten sonra insanın yolu işte aynı yerlere doğru gitmeye başlıyor, akmaya başlıyor. Umarım senin de öyle bir şekilde yani sevdiğin, hoşlandığın, birlikte çalmaktan zevk aldığın arkadaşlarından oluşan bir grubun olur. Bir de müziğini insanlara ulaştırabilirsin ki en önemli kısmı da ya şey, o hani, galiba. Ufak bir odada yazdığın şarkı böyle binlerce kişiyle eşlik evet. edin. Onun çok güzel bir onun duygu. Tadı çok sayede. Daha hissedemedim o duyguyu ama hissedeceğim inşallah. İnşallah. Var mı şeyin besten? Var. Bir tane çalsana bize. Çalayım. Hadi çal. Ciddi misin? Hadi bakalım dinleyelim o zaman. Tabii canım. Türkçe mi İngilizce mi? Türkçe. Güzel. Bu gece sakın karşıma çıkma. Bana bakıp gülümseme. Giderim bugün aklından. Sokaklar yanımda. Senin için ben bunca yol hasret çekmişken gidiyorum. Yanımda yoksun. Anladım artık. Babam yanımda. Benim için. O kadar özellikle bizi kırmadığın için hani böyle bazen çekinir falan ya insan. Bizi kırmadığın için çok teşekkür ederiz. Bir de zor bir tarafı var şimdi. Hem bizden hoşlanıyor, hayranlık duyuyor. Kalkıp karşısına çalmak. Bize peynirsin karşısına çalmamız gibi oluyor. Yani. Çok sağ olsun. Yani kırmadığın için çok teşekkür ederiz ve ne kadar güzel bir şey yapmışsın. Ne olur hakikaten devam et. Yani çok şöyle bir şey söyleyeyim. Sürekli yaz. Benim hayalim sahnede ölmek zaten. Böyle Allah korusun. Yani, Allah geçinler. Şu anda da yani. Bir hayalim varsa böyle. Gerçekleşir inşallah. Çünkü en iyi zamanı da öleceğiz yani. Yani zamanı geldiğinde sahnede olsun istiyorum bunu.